الرحمن الرحيم باب بث النساء في أدبارهن. Bu mesele Sünnilerle Şiilerin arasında ihtilaflı olan mesele. Bu büyük bir dava olmuş. Ta o zamandan bu zamana kadar bu dava gelmiş. Bir adam ailesinin hacamızın dışından cima edebilir mi? Edemez mi? Onlar da eder diyor. Ehl-i Sünnet edemez diyor. Her iki tarafın uzun uzadıya deliyor. حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن قميس قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في جدرها. أبو سعيد الخدري buyuruyorlar ki bir adam ailesine arkasından isabet etti. فأنكر الناس ذلك عليه. Nas bu adama inkar ettiler, başına kaptılar. وقالوا dediler ki اَتَعْزُبُهَا sen onu bekar mı kılacaksın? Yani bir kadının kocası olmazsa ona azle, erkek olursa azep, kadın olursa azle, yani kocası yok. Sen de kadını arkasından mücamelet ediyorsun, yani kadın bekar sayılır. Öyle mi yapmak istiyorsun? İnkar ettiler onu. اَنْزَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلُ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri insan buyurdu. Estaizu billahi nisa'ukum harsun lekum fâtu harsukum enna şeytun. Nisa'ukum sizin kadınlarınız, harsun lekum sizin harsınızdır. Hers yani toprağı beslersin, ondan sonra buğdayı sebersin, ondan mesruat kaldırırsın. Kadınlar da sizin ekin tarlalarıdır. Yani çocuklarınızı onlardan yetiştirirsiniz. فَاتُوا حَرْتَكُمْ اَنَّاشِكُمْ Siz hersinize istediğiniz taraftan gelin. İstediğiniz taraftan gelin deyince onlar diyorlar ki işte bu delalet eder. İster önden kullan, ister arkadan. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ فَزَهَبَ قَوْمٌ Bir kavim zahi buldular ki وَاَنَّ الْوَطْءَ اِلَا اَنَّ وَطْءَ الْمَرْأَةِ فِي دُبُوْهَا جَعْفَرْ Kadının arkasından mücamaat etmesi caizdir dediler. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكِ بَهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisle de ihticat ettiler. وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى اِبَاحَةِ ذَٰلِكِ Bu ayeti de bunun, bu meselenin mübah olduğuna delil getirdiler. Halbuki ayeti kerimenin kendisinde onun reddi var. Niye? Cenab-ı Hak ne duyuruyor? Ne buyuruyor? نِسَاءُكُمْ حَرْفُنْدَكُمْ Sizin kadınlarınız sizin ekenek tarlalarıdır. Ekenek yani evlat yetiştirecek, tohum atacak yerleri. Tohum hangi taraftan atılır kadına? Arkadan mı atılır, önden mi atılır? Arkadan giden benim rahme gitmez ki. Ya önden gidecek ki rahme gider. Ayeti kerimenin kendisi, yani kadınlarınız sizin ekenek yerlerinizdir. Hersinizdir. Ondan nesil zürriyet yetişecek bir mehaldir. Bu aşikare. Yani arka taraftan istimalının haram olduğuna ayet-i kerime kendisi delalet ediyor. Fakat onlar bunun zahirini alıyor. Binaenaleyh caizdir diyorlar. Ve halefen fî zâlike âherun başkaları bunlara mukalefet ettiler. Fekerihû mekruh gördüler. Vat'en nisâi fî edbârihû. Kadınlar arka tarafından gelmeyi mekruh ve haram gördüler. Ve men'û min zâlik. Bundan da men ettiler. وَتَأَوْلُوا هَذِهِ الْآيَةَ Bu ayet-i kerimeyi tevil ettiler. اَلَا غَيْرِ هَذِهِ الْتَوِيلِ Bu tevilin gayrısına. Bu tevilin gayrısı hangisi? Bu aşağıda geliyor ki Yahudiler ailelerini yan üstü yatırır, ondan sonra tekerrür ederlermiş ki Medineliler de bunu öğrenmiş. Sonra muhacirin-i kiram Mekke-i Mükerreme'den geldikleri vakıtta Medine-i Münevvere kadınlarıyla evlenmişler. Evlendikten sonra Ashab'tan bir tanesi evlenmiş. Medine'li olan kadını arkadan mücamelet etmek istemiş. O da bunu bilmediğinden imtina etmiş, razı olmamış. Ertesi gün de gelmiş Resulullah Efendimiz'e şekva etmiş. Resulullah Efendimiz de bu ayeti kerimeyi okumuş. Yani kadının tercihine mücamelet ettikten sonra ha önden ha arkadan farkı yok. Ama esas mücamelet edecek ki dübürü değil de fecri olacak.
aşağıda geliyor bu. Bu muhalefet edenler dediler ki فَاتُوا حَرْفَكُمْ اَنَّاشِيْتُمْ İstediğiniz gibi kadınlarınıza geliniz. Bunun manası yani dübüründen istemal ediniz manasına değil. Ya gene fercine mücamet edeceksiniz ama ister ön tarafından gelirse arka tarafından gelin. فَحَدَّسَنَا يُنُسْ قَلَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرَ جَابِرٍ اَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا Yahudiler dediler ki مَنْ اَفَمْ رَأَتَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ دُبُرِهَا Yahudiler dediler ki bir adam kendi ailesine tekarrub etse yani fercine mücamet etse fakat arka tarafından mücamet etse evet خَرَجَ وَلَدُهَا اَحْوَلْ Onun çocuğu ehvel şaşı olur. Şaşı gelir dünyaya dediler. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hakk'a Hazretleri inzal buyurdu. نِسَاءُكُمْ حَرْفٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْفَكُمْ اَنَّاشِيْتُمْ Yani Yahudiler yalancıdır. Kadınlarınız sizin harfinizdir. Evet, siz ister önden kullanın, ister arkadan. حَدَّسَنَا يُنُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْدٍ قَالَ سُفْيَانُ سَوْرَنَّ مُحَمَّدًا اَبْنُ كَدِرٍ حَدَّسَوْا عَنْ جَابِرٍ مِسْلَهُ حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة محمد بن المنكدر أن جابر قال قالت اليهود جاءت الرجل أهله باركة Hazreti Cabir diyor ki Yahudiler dediler ki bir adam ailesine yaklaşsa bu ailesi de ne olduğu halde bariketen barik olarak yani böyle dize çökmüş, yüzü koydu. Olursa ca'el veledü ahvel. Onun çocuğu şaşı gelir. Şimdi kadın şöyle dize çöker, dört elli yere durursa, kocası da o surette ona tekarrüb ederse, arka tarafından tekarrüb etmiş olur, o vakitte çocuk şaşı gelir. فَذُكِرَ ذَٰلِكْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz de bunu söyledilir ki Yahudiler böyle diyor. Sümme zekere mislehu. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki hayır Yahudilerin dediği gibi değildir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde fâtû harfekûn ennâ şeytin diyor. Gâlu alimler dediler ki bu ikinci mesele zahib olanlar. Fe innemâ kâne min kavlül yehud mâ zekerine. Yahudilerin kavlünden bu zikrettiğimiz oldu. Fe enzelallâhu azze ve celle zâlik. Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri de İşte bunu inzal etti. Bu ayet-i kerimeyi def'en li kavlihim Yahudilerin kavlini def için ve ibaheten hem de mübahi beyan etmek için lil vak'i fil ferci mineddübür. Kadının fercine yaklaşmanın mübah olduğunu mineddübür arka tarafından ve minel kubül ön tarafından cemiyan. Yani esas mücamet Ferçten olduktan sonra arkadan önden hepsi de caizdir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede bunu beyan buyurmuş oldu. وَقَدْ رَوَا آخَرُونَ هَذَا الْحَدِيثِ Başkaları bu hadisi rivayet eylediler. عَنْ اِبْنِ الْمُنْكَدِرِ İbn-i Münkedir'den alama zekerini zikrettiğimiz şekilde rivayet eylediler. وَزَادَ ف۪يهِ Bunda ziyade eyledi. اِذَا كَانَ ذَٰلِكْ فِي الْفَرْجِ Kadına ister önden ister arkadan tekerrüb et. Fakat ferce olduktan sonra mani yok. Yani ferce olduktan sonra manası ne? Dübürden kadına mücamet haram. O caiz değil. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene ibn Mukaddemi kâle haddesene Vehb ibn Cerir kâle haddesene Ebi kâle semiyertün Nu'man ibn Râşidi haddesene Zühriye an Muhammed ibn Münkedir an Cabir ibn Abdillah enne Yahudiyyen kâle Cabir ibn Abdullah diyor ki bir Yahudi dedi ki اِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ اُمْرَأَةً مُجَبَّيَةً اِذَا نَكَحَ نِكَحْ ederse الرَّجُلُ bir adam mücamaat ederse اِمْرَأَةً ailesinden olduğu halde مُجَبَّيَةً yüzü kuyulu olduğu halde جَخَرَجَ وَلَدُهَا اَحْوَلُ o kadının doğuracağı çocuk şaşı olur. Enzelallahu azze ve celle Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bunu beyan için inzal buyurdu. Estaizu billahi nisaukum harfun lekum fatu harfakum ennaşitum. Sizin kadınlarınız sizin harfinizdir. Ekelecek yerleridir. Siz bu kadınlarınıza gelin. Ennaşitum ne şekilde gelirsinizse gelin. İnşitum mücebbeten ve inşitum gayre mücebbeye. İnşitum dilerseniz ise mücebbeyeten kadın
yüzü kuyulu olsun. Ve in şeytum, isterseniz gayri mücebbeye, yüzü kuyulu olmasın da arkası üzerine olsun, yan üstü olsun. İzâ kâne zâlik, bu kadına mücâmiyet olduktan sonra fî simâmin vâhidin, bir simamda. Yani bir delikten olduktan sonra, o da tercinden olduktan sonra terbiye olur. Haddesena Yunus kâle, haddesena ibn-i Vehbin kâle, akberenî ibn-i Cüreyd. أن محمد بن المنكدر حدثه عن جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا للمسلمين حضرت جابر بن عبد الله diyor ki Yahudiler Müslümanlara dediler ki من أتمرأة وهي مدبرة bir adam ailesine yaklaşsa ve hiye halbuki o da müdbiretün arkası kocasına doğrudur جاء ولدها أحوال onun çocuğu şaşı olur dediler. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak da Yahudileri tekzip için inzal buyurdu. Ne buyurdu? نِسَاءُكُمْ حَرْفٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْفَكُمْ اَنَّا شِيْتُونَ İstediğiniz taraftan ailenize tekerrüp edebilirsiniz. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz bu ayet-i kerimenin tefsirini, izahını yaparken buyurdular ki yani اَنَّا شِيْتُمْ ne demek? İstediğiniz şekilde gelebilirsiniz. İzahi nukbileten, nukbile olduğu halde, yani kadının yüzü kocasına taraf olduğu halde ve müdbileten yahut da kadının arkası kocasına doğru olduğu halde ma kâne fil ferç, mücâmeat ferçte olduktan sonra ister böyle olsun, ister öyle olsun, hepsi caiz. Şimdi bu ayeti kerimenin izahını kim yaptı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. İyi. Böyleyken Şiiler hala hayır kabul etmezler. Ya Resulullah Efendimiz ayeti kerimeyi izah etti. Ayetten siz istidlal ediyorsunuz, ayeti yanlış mana veriyorsunuz. Resulullah Efendimiz izah buyurmuş. Almazlar, niçin almazlar? Diyorlar ki, bunu rivayet eden kim? Ashab değil mi? Ashab Müslüman değiller ki diyorlar. Müslüman olmayanın sözü, rivayeti kabul edilir mi? Niçin? Ashab Müslüman değil. Ya bunlar kafir oldular ya da mürted oldular ya diyorlar. Ashab'tan 11 kişi Müslüman kaldı, ötekiler hepsi kafir oldu. Neden kafir oldular? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Ali'yi vesi tayin etmişti. Onun yerine halife olacaktı. Onlar kalktılar Resulullah Efendimiz'in emrini kırdılar, Ebu Bekir'e biat ettiler, kafir oldular. Kafirin sözü dinlenilmez, bitti. Onun için sen dünya kadar hadis oku. Kafirin sözüne inanılır mı? Biz inanmıyoruz ki bunlara. Elimizde ne kaldı? 11 sahabe. 11 sahabe kim? Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ammar. İşte biz onların etrafında olan 11 kişinin kaç 8 sene oyunda arasak buluruz ya işte 11 kişi kaldı. O 11 kişiden gelen rivayeti kabul ederiz yoksa kabul etmeyiz. Vakitte ne yapacaksın? Vakitte kendimizi Kur'an'a mana veririz. Kendisi de istediği şekilde mana verir. Ne olur? Dal ve mudil olur. İşte bunlar dal ve mudil oldular. Evet. فَفِي تَبْغِيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِيَّاهُمْ Peygamber Efendimiz'in onları durdurması فِي ذَٰلِكْ bu meselede عَلَى الْفَرْجِ ferç üzerine اِعْلَامٌ مِنْهُ Resulullah Efendimiz'den i'lamdır. اِيَّاهُمْ اَسْحَبَ ki اَنَّ الدُّبُرَ بِخِلَافِ ذَٰلِكْ dübür feş gibi değildir. Dübüre yaklaşmak haramdır. وَقَدْ قِيلَ فِي دَ تَوِيلَ هَذِي لَا يَتْئِذَا Bu ayette bunun tevilinde denildi. غَيْرُ هَذَا التَّوِيلِ Bu tevilin gayrisi başka bir tevil daha var. Öyle de denildi. حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدُ Bu tevili de izah ediyor. Diyor ki Ahmed ibn-i Davud İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş. قَالَ حَدَّسَنَا مُسَدَّدْ قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن زايدة قال سألت ابن عباس عن الأزل عبد الله بن عباس بن سوردم أزلدن يقارده أقدوك يا أزل جائز مثل değildir فقال dedik نساؤكم حرف لكم sizin kadınlarınız sizin hersinizdir فإنشيت فعزل istersen أزل yap وإنشيت فلا تعزل istersen أزل yapma. Bu da ikinci bir tevil. Yani bu ayet-i kerimenin manası ne? Kadınlar sizin ekenecek yerinizdir. İsterseniz siz o tohumu mahalline atın, isterseniz atmayın. Senin bir tarlan var. Ekeceksen isterek ister ekme.
Şu anda bunun manası ne? Yani sen Abdullah bin Abbas'a diyor ki ben soruyorum diyor. Ensil yapmak caiz midir? Yani bir adam meniyi kadını rahmine bırakmayacak. O da diyor ki o senin ekenecek bir tarlandır. İstersen ensil yap, istersen yapma. İstersen azledersense çocuk olmaz, azletmesen çocuk olur. Yani hürsün. Abdullah bin Abbas da böyle tefsir etti, tevil etti. Şimdi üç türlü tevil oldu. Birinci tevil zaten haram. İkinci tevil hakikisi o. Üçüncüsü Abdullah bin Abbas'ın tevhidi ki bu da yukarıda okuduk ya, bunda da üç kavul var. Bir kavulde haram, azil. Bir kavulde muhayyer, eğer kadın razı olursa. Bir kavulde de kadın razı olsun olmasın caiz. Ve kâne min hüccet ehlil mekâleti lûrayda. Birinci mekale sahiplerinin hüccetlerinden olduğu ve kavlihim fî zâlik. Bu meseledeki kendi kavullerine. Yani helal diyenler için ne oldu? Mâ kadru yen Abdillâh ibn Ömer radıyallahu teâlâ anhu. Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen şey oldu. Minibahat-i zâlik. Onlar dediler ki yahu siz bunu kabul etmiyorsunuz bizim dediğimiz gibi. Halbuki Abdullah ibn Ömer'den bir rivayet var. Ki caizdi. Buna ne diyeceksiniz? O şeylerin işine de yarar. Onlar Abdullah ibn Ömer'i sevmezler. Abdullah ibn Ömer'i de babasını da tekfir ederler onlar. Ama bu rivayet gelirse hoşlarına gider onlar. Niye? Kendi davalarını söylüyor ya. Evet. Kapat. Başka bir şey konuşacağım da. Kema haddesene Ebu Kurrete Muhammed ibn Hümeydin Hümeyd ibn Hişamir Lüayn. Abdullah ibn Ömer'in bu rivayetini sened ile zikrediyor. Diyor ki birinci mekale sahipleri şu hadisle istidlal ediyorlar ki bu hadisi bana Ebu Kurre Muhammed ibn Hümeyd rivayet eyledi. Kale haddesena Esbeğu ibn Ferec ve Ebu Zeyd Abdurrahman ibn Ebil Ömer kale Ebu Kasim ve haddeseni Malik ibn Enes kale haddeseni Rabi'at ibn Ebi Abdurrahman عن أبي القبار سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر بزم دليل مجلد يدل قال أبو جعفر إمام تحاوي ديور قد روي هذا عن ابن عمر بو عبد الله بن عمر دم بو رواية olundu senetle geldi kema zikertim sizin zikrettiğiniz gibi ve ruvi anhu hilafu zalik fakat Abdullah bin Ömer'den bizde bunun hilafı rivayet geldi. Abdullah ibn Ömer'den iki rivayet var. Bir sizin dediğiniz gibi, bir de bizim dediğimiz gibi. Şu anda Abdullah ibn Ömer'in rivayeti taarruz ettiği, taarruz ederse iki kuvvet, ikisi de delil olmaz. Peki taarruz eden hadis hangisi? Hangisiymiş? Onu da zikrediyor. Haddesena Fatih, kâle haddesena Abdullah ibn Salih. Ha ve haddesena Rabbi'un Mâzid. Kâle haddesena Abdullah ibn Vehbin. Kâle haddesena Leyti. Kâle ibn Vehbin şu hadisi anil. Et-tahmidi olsa daha güzel olacak. Fil-cevâr et-tahmidi bihinne. Çünkü el-hamidi lügatte bulamadım. Fil-cevâri cevâri hakkında ne dersin? Cariyeler. Öyle cariyeler ki el-hamidi bihinne. Buna göre eşki yani onlarla bir çeşni yapmakta. Ne dersin? Bunu da şeyden alıyorlar. Bir deve tatlı otları otlaya usandı mı tatlı ottan? Gider. Ekşi otları yermiş. Bu ekşi otları yiyor ki hazmetsin. Tatlıdan usandığı vakitte eşki yermiş. İşte hamid o. Fakat ibarede tahmid olsa daha iyi. Cevari cariyeler. Et-tahmidi öyle cariyeler ki et-tahmidi bihinne onunla çeşilenmek yani acısını onun acısından almak. Ne demek yani bir adamın ailesi var artık ailesinden tekarrüb edildi usanmış da bir de cariyelere tekarrüb edecek. Fakat böyle dedi ama tahmidi Abdullah ibn Ömer anlamadı. Kale ve met tahmidu. Tahmid nedir dedi. Tahmid bir şeyi eşkileştirmek, acılaştırmak. Kale ve met tahmidu. Abdullah ibn Ömer dedi ki ben bu sözünden anlamadım. Tahmid nedir? Fezekertü dübür. Diyor ki ben de dübürü zikrettim. Fekale Abdullah ibn Ömer dedi ki ve hel yef'alü zâlike minel müslimin. Müslüman olan bir adam bunu yapar mı? Müslüman.
birinci mevali sahiplerinin delil getirdikleri birinci hadise zıt oldu. O da neden mimma kad zekirnahu fi zalik, yukarıda zikrettik ya. Şimdi yukarıki hadisi Abdullah ibn Ömer'den kim rivayet etti? Ebu'l-Hübab. Ebu'l-Hübab'dan Rebi'atü bin Abdurrahman. Ondan da Malik ibn Enes. Ondan da Kasim. Böyle geliyor. Bunu da yine Ebu'l-Hübab rivayet ediyor. Ondan Haris ibn Yakup rivayet ediyor. Ondan da Abdullah ibn Salih. Yani Ebu'l-Hübab'da birleşiyorlar. Bu yanlışlık acaba Ebu'l-Hübab'dan mı oldu? Abdullah ibn Ömer'den mi oldu? Rivayetler Ebu'l-Hübab'a çıkıyor. Ebu'l-Hübab onu da rivayet ediyor. O hadisi doğru rivayet ediyor. Bu hadisi de bu rivayet ediyor. Fakat senetler sonra değişiyor. İkisi de sahih olsa farz edelim ki ikisi de sahih. Fakat bir sahabeden gelen iki hadis birbirine zıt olduğundan bunların hiçbirisiyle amel edilmez. Halbuki her iki tarafın ikinci makale sahiplerinin yani kadını arkadan kullanmanın haram olduğuna dair daha çok hadisler var. Bunları da getireceğim. وَالدَّلِيلُ عَلَى سِحَّةِ هَذَا. Bunun sahih olduğuna, yani bu ikinci rivayetin ki bunu Müslüman yapar. Abdullah ibn Ömer'in ikinci hadisi bu değil mi? Bunu bir Müslüman yapar mı? Yapmaz. Bu ikinci rivayetin sahih olduğuna dair vardır, delil vardır. Ne? İnkâru Salim ibn Abdillah. Hazreti Abdullah'ın kendi oğlu Salim inkar etti. Neyi? En yekûne zâlik kâne min ebî. Benim babamın kadınları arka tarafından kullanın diye bu rivayet yalandır, babama iftira ediyorlar dedi. Yani birinci rivayeti tekzip etti. Öyleyse hangisi sahih oldu? İkincisi sahih oldu. Niye Abdullah ibn Ömer kabul etmedi? Bunu nereden bileceksin? Salim, babam böyle dememiştir, buna iftira ediyorlar. Salim'in rivayetini nasıl ispat edeceksen İmam-ı Tahavi diyor, bunu ispat ederim. Haddesene ibn-i Ebi Davud. İbn-i Ebi Davud bana rivayet eyledi. Kale haddesene ibn-i Ebi Meryem. Kale akberana Abtaf ibn-i Halid. En Musa ibn-i Ubeydillah ibn-i Hasan. Enne ebahu se'ele. Musa ibn-i Ubeydullah diyor ki benim babam, babası Ubeydullah ibn-i Hasan, se'ele Salim ibn-i Abdullah. Hazreti Abdullah ibn Ömer'in oğlu Salim'e sordu, sual etti. En yuhaddisehu bi hadisi Nafi'. Nafi'in hadisini söylemesini. Meşhur Kurra'dan İmam-ı Nafi var ya, bunu rivayet ediyor esas İmam-ı Nafi'den geliyor. An ibn Ömer radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Ömer'den İmam-ı Nafi rivayet ediyor ki ennehu kâne la yara be'sen. İmam-ı Nafi diyor ki Abdullah ibn Ömer beis görmezdi. Ney? Bi ityanin nisai fi edbarihinne. Kadınlara arka tarafta mücamet etmenin, dübürlerine mücamet etmenin beis olmadığını, bunda günah olmadığını Nafi senin baban Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyormuş. Bunu bana söyler misin dedi. Kime sordu? Salim'e. Salim'e sordu. Evet. Abdullah ibn Ömer ne oldu? Salim'e sordu. Sonra Musa ibn Ubeydullah. Fekale Salim. Salim dedi ki kezibel abdu. Bu İmam-ı Nafi'nin asli köle ya. Bu köle yalancı dedi. Kezibel abdu. Köle yalancı söyledi. İmam-ı Nafi yedi Kur'an'ın birisi. Yedi Kur'an'ın birisi. Sonra Abdullah ibn Ömer'in meşhur talebelerinden. Bunu rivayet ediyor ama Salim kabul etmedi. Dedi ki bu köle yalancı dedi. Babam bunu söylemedi. Ev ahta yahut da hata etti. Yani ya kesten bunu yalan söylüyor yahut da zihninde kalmamış hata ediyor, yanlış söylüyor. İnnemâ kâle diyor. Salim diyor ki benim babamın dediği şu ki la bâse beys olmadı en yü'teyne kadınlara mücamet etmek fi furucihinne ferşlerine min edbarihinne arka taraflarında fi edbarihinne değil min edbarihinne fi furucihinne babasının dedi ki bu diyor benim babamın dedi ki bir kadının ferşine mücamet eder ister ön tarafından ister arka tarafından bu caizdir ayeti kerime mucebince fakat fi edbarihinne değil
fi furucihinne min edbarihinne. Babamın dediği gibi bu, fakat bu köle ya hata etti yahut da kasten yalan söyledi. Kasten de yalan söylemez İmam-ı Nafi. Demek hata etmiş. Aşağıda da geliyor ki İmam-ı Nafi ihtiyarladıktan sonra bu mesele meydana çıktı. Aklı biraz zahir olmuş. Demek ki hata olduğu anlaşılıyor. وَلَكَدْ قَالَ مَيْمُونُ بْنِ مَهْرَانِ Meymunu ibn-i Mehran dedi ki اِنَّ نَافِعًا İmam-ı Nafi اِنَّمَا قَالَ ذَلِكْ Abdullah ibn-i Ömer'den la bes dedi ki bu بَعْدَمَا كَبِرَ ihtiyar olduktan sonra oldu. وَزَهَبَ عَقْلُهُ Aklı gittikten sonra oldu. Aklı gitmiş, şaşırmış. Bu ihtiyarlıkta insanın aklı o kadar gidiyor ki Mekke-i Mükerreme'de bizim mutavif faride Abdülhamid Engalb, Allah rahmet eylesin, 90 yaşına yakındı o vakitler. Anası 120 yaşında mı, 115 yaşında mı, ihtiyar bir kadın. Anasını söylüyor, o vakitte sağdı. Dedi ki, 5-6 oğlu var. Bir oğlunun yanında duruyor, bir onun ismini biliyor. O yanında durmuş olduğun, o oğlunun ismini biliyor. Öteki oğulların ismini unutmuş. O Abdülhamid Engalb en büyük oğlu. Onun da ismi hatırına gelmiyor da diyor ki, müsfelede duran benim oğlum hiç gelmiyor. İsmi hatırından çıkmış. İsmini getiremiyor. Oğlunun ismini getiremiyor. O da en büyük oğlu. Ne diyor? Mahallesini biliyor. Müsfelede duran neydi? Onun adı neydi? Hiç bana uğramıyor diyor. Oğlundaki yani ihtiyarlık. Ama bazı adamın da olur ki maşallah, şimdi bizim ribatta var 120 yaşında, inanmasın dersen ki bu adam 30 yaşında. Bütün şuuri yerinde, kuvveti yerinde. Saimine bu arada Halim Ali yakarken o da gelip yardım ediyordu, emelelik ediyordu. 120 yaşında. Yani var. Bazı de olur ki artık 70'e gitti mi, aklı gitmeye başlar. Şimdi İmam-ı Nafi'ye de ihtiyar olduktan sonra Meymun İbn-i Mehran diyor ki bu meseleyi meydana attı. Demek ki zihninde karışmış. Min edbarihinneyi fi edbarihinne getirmiş. Min edbarihinne başka, fi edbarihinne başka. Min edbarihinne caiz, fi edbarihinne caiz değil. Bu ikisini birbirine karıştırmış. وَقَدْ اَنْكَرَهُ نَافِعٌ اِبْتِدَاءً İmam-ı Nafi genç yaşında bunu inkar etti. Yani fi edbarihinne kadınları, fi edbarihinne istimal inkar etti. اَلَا مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ اِذَا Kendisinden ilk önce gençlik zamanında rivayet edenlerden bunu Müslüman yapmaz, bunu inkar etti. Çünkü esas zaten Abdullah İbni Ömer'e çıkıyor ya, kendi hadisi rivayet etmemiş. Abdullah İbni Ömer'den almış. Abdullah İbni Ömer bunu tecviz etti dedikleri zaman yok, tecviz etme dedi, inkar etti. İhtiyarladıktan sonra değiştirdi. Peki gençliğinde bunu inkar ettiğine, Abdullah İbni Ömer buna fetva vermediğine dair olan rivayet hangisi? İmam-ı Tahave'nin bu usulü güzel. Yani kaideyi getirdikten sonra ondan sonra güzel delilinin naklini getiriyor ki insanın tam zehrine sokuyor. Haddesena. Şimdi delilini getiriyor. Haddesena Yezid ibn Sinan. Kale haddesena Zekeriye ibn Yahya. Katibül Ömer'i. Zekeriye ibn Yahya da Katibül Ömer'i. Ömer'in katibiymiş. Ama hangi Ömer'i? Bir zaten. Kale haddesena Mufaddal ibn Fadale. عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أبي النضر وانا خبر vermiş ki أنه قال لنافع أبي النضر إمام نافع dedi ki نافع kim مولى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر'in kölesi İmam نافع köle köle ama yedi kurranın birisi Medine'nin kurrası İmam نافع meşhur İmam Malik'inin beraber Cennetül Bekiye'de yatıyor ya kisinin yanına yatıyor اِنَّهُ قَدْ اُكْسِرَ عَلَيْكَ الْقَوْلِ Nafi'a dediler ki, yahu قَدْ اُكْسِرَ çok ork edildi. عَلَيْكَ سَنَا الْقَوْلُ قَوْلُ Bütün nas senin sözünü söylüyorlar ki, اَنَّكَ تَقُولَ اَنْ اِبْنِ عُمَرِ Sen Abdullah ibn Ömer'den konuşuyorsun ki, اَنَّهُ اَفْتَى Abdullah ibn Ömer fetva verdi. Neye? اَنْ تُعْتَ النِّسَاءُ فِي اَدْبَارِهِنَّ Kadınlara geleler. Neresine geleler? فِي اَدْبَارِهِنَّ dübürlerine gelirler, dübürlerinden mücamaat ederler. Bunu Abdullah İbni Ömer fetva verdi diye senden naklediyorlar. Bütün milletin ağzında bu. Sen ne dersin buna? Fekale dedi ki kale nafi'un nafi dedi ki kezebu aleyye bana
benim üzerime yalan iftira ediyorlar. Kazip buldular yalancılar, ben böyle demedim. Abdullah ibn Ömer mübahtır diye fetvalıyor ki sen böyle bir nefkır yaptığını yok. Bunlar yalancı. وَلَاكِنْ سَوْخْبِرُكَ كَيْفَ الْاَمْرِ Emir nasıldır? Ben sana haber vereyim. Yani meselenin aslı nedir? Ben bunu sana haber vereyim. اِنَّ اَبْنُ Ömer Hazreti Abdullah ibn Ömer arada müshafe yevmün. Bir gün müshafe şerifi arz etti. Başından aldı. Öyle sıralayın. Okudu. Ve ana indehu. Ben de yanındaydım. Hatta belaga. Hatta şuraya ilişti. Şu ayete. Estaizu billah. Nisa'ukum harsun lekum fâtu harsakum enneşidun. Müshafe okuyor okuyor. Onların okuması bizim okumak gibi değil. Biz manasını düşünmeden okuruz. Oku işte bir hatim yapacağız. Ayda bir, 10 günde bir, 20 günde bir, senede bir neyse okuruz. Manasını düşünmeyiz. Onların kele değil. Her ayeti düşüne düşüne okurdular. Onun için az okurdular onlar. Ayet okudukça manasını düşünür, onun hükmünü düşünür. Yavaş yavaş. O da müshaf-ı şerif böyle arz etti. Hatta bu ayeti kerimeye geldi. Geldikten sonra şimdi bunun manasını izah edecek. Fekale ya Nafi. Abdullah ibn Ömer dedi ki, ey Nafi. Hel te'alemu min emri hâzi ilâye. Bu ayet niçin nazil oldu? Bunu biliyor musun sen? Sebebi ne? Niçin Cenab-ı Hak bunu buyurdu? Diye Nafi'ye hitap etti. Kultula İmam-ı Nafi dedi ki, ben ne bileyim, bilmiyorum dedi. Kale Abdullah ibn Ömer dedi ki, inna künnâ ma'şere Kureyş. Biz Kureyş cemaati olduk. Nuhabbin nisa'a. Nuhabbi, nuhbi de olur. Fakat daha sağlamı, nücebbi. Ona bir nokta koysarırsa daha iyi. Nücebbi ennisa. Kadınları tesbih ederdik. Yani kadına tekarrüp edeceği vakıtta kadını yüzü kuyulu diz üstü çökerdirdik diyor. Felemma dehallel medinete. Vaktaki Medine'ye geldik. Ve nekehna nisa'el ensar. Ensarın kadınlarıyla evlendik. Eredina minhunne. Onlardan da murad ettik. Mislema künnâ nürid. Mekkelilere yaptığımızı onlara da yapmak istedik. İzâ hunne kad kerehne zâliyik. Onlar bunu hoşlanmadılar, kabul etmediler. Biz bu şekilde tekarruba razı değiliz dediler. Bilmedikleri bir şey, görmedikleri bir şey. Evet. Ve âzemnehu. Hem de bunu büyüttüler dediler. Böyle şey olur mu ya? Ve kânet nisâul ensâr. Peki ensar kadınlarının adeti neydi? Onlar almıştılar. Halil Yahud. Yahudilerin halini almıştılar. Yahudiler kadınlarına, Yahudiler nasıl tekarrüp ederse ensarın kadınları da o şekilde. Ve innemâ yüteyne alâ cünûbihinne. Yan üstü yattıkları vakitte kocalar onlara tekarrüp ederdi. Bu Yahudilerin adetiymiş. Ensar da onlardan onu öğrenmişler. Enzelallahu azze ve cel. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri insan buyurdu. Estaizu billah nisa'ukum harsun lekum fâtu harsakum enna şeytum. İşte bu ayet-i kerime bu vakitte böyle nazil oldu. Ayet-i kerimenin sebebi nüzulü de budur dedi. Şimdi İmam-ı Nafi'den kendi genciken rivayet edilen bu. Abdullah ibn Ömer burada nerede fetva vermiş ki kadınlara dübürlerinde mücamet caizdir. Ne fetva var, ne bir şey var. Onun için bunlar yalan söylüyorlar. Dedi ki, doğru İmam-ı Nafi'ye. Fesihâzel hadis, bu hadis doğrucudur. İnkâr-ı Nafi'ye, İmam-ı Nafi'nin inkâri. Lima kadru revâ anhu an İbn-i Ömer'e radıyallahu teâlâ anhumâ min ibâhati bat'in nisâ-i fe'edbâri. Bunda delil vardır ki, İmam-ı Nafi, Abdullah ibn Ömer'den onun fetvasını naklediyor. Ve fi edbârihinne vatî bu caizdir diyor. Bunun inkârı vardır diyor. Bu hadis onu reddediyor. Evet. Ve ihbarun minhu. Hem de İmam-ı Nafi'ye'den haber vardır. O da kimden? Ali ibn-i Ömer. İbn-i Ömer'den haber veriyor ki enne tevîle kavlihi nisâukum harsun lekum fâtu harsakum ennâşitun bu ayet-i kerimenin tevîli leysi alâ mâ teevvelehu ehlül mekâleti ula. Birinci mekâlenin dedikleri tevil değildir. Birinci mekâle sahipleri ne demişti? Kadını her iki tarafında mücâmet edebilirsin. Bunların tevhirleri doğru değildir. Bak İmam-ı Nafi bu ayet-i kerimenin sebebini zulünde beyan ediyor. O birinci mekale sahiplerinin sözünü reddediyor. Velakin ela ibaheti ibahetin ibahe üzerine
orucudur. Evet. Ve alen nisa, kadınlar üzerine orucudur. Ve erkâni furûcihinne. Yani kadınları saçlarında mücemer etmek şekliyle mübahtır. Bu orucudur. Peki bu mesele bitti. Abdullah İbni Ömer'den verilen bu fetva İmam-ı Nafi'nin rivayeti, yalancılık girmiş araya. Esas Abdullah İbni Ömer fetva vermemiş. Ve İmam-ı Nafi'nin de bu son rivayetini teyit ediyor. Fakat İmam-ı Nafi'yi ihtiyarladıktan sonra ondan bir rivayet ediyorlar. O da iki türlü rivayet ediyorlar. Bir kısmı caizdir, bir kısmı değildir diye rivayet ediyorlar. Bundan anlaşılıyor ki araya bir yalancı karışmış. Yahut da İmam-ı Nafi'yi ihtiyarladıktan sonra kendisi bir kata etmiş. وَقَدْ رُوْيَانُ مِنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اِذَا نَحِمْ مِنْ ذَلِكَ. Peki araştırdık, baktık ki Ümmü Seleme radıyallahu teala anhadan buna benzer bir rivayet var. Ve rivayette şu: Haddesena Fahdun, قال حدثنا موسى بن إسماعيل, Ebu Seleme'te Tebudeki, قال حدثنا وهيب, قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين, عن عبد الرحمن بن ثابت, قال أتيت حفصة بنت عبد الرحمن. عبد الرحمن'ın kızı Hafsa'ya geldim ben diyor عبد الرحمن. فقلت لها, ona dedim ki, inni uridu en eseleke an şey, ben senden, sana bir meseleden soracağım. Ve ene estahyi minki, lakin senden haya ediyorum, utanıyorum. Kadından soracak tabi, utanılacak bir mesele. Fekalet, Hafsa dedi ki, sel yebne ahi, ey kardeşimin oğlu, sor. Emma bedalet, sana ne zahir olduysa, ne arzu ediyorsansa sor, haya etme dedi. Kultu diyor, ben ona dedim ki, an ityanin nisai fi edbarihinne, kadınların cübbelerinde mükemmeli kimselesinden soracağım, nasıl arasın diye ihtilaf mı? Olur mu, olmaz mı? Kâlet, Hafsa binti Abdurrahman dedi ki, haddesetni Ümmü Seleme'de, bana Ümmü Seleme radıyallahu teala anha rivayet eyledi. Ennel ensar, ensar kânû lâ yücibbûne, onlar teşbiye etmezlerdi. Yani kadını yüzü kuyuyla yatırmazdı. Hal-i mücamiatte ve kânel muhacirûn yücibbûne. Evet, muhacirler de tecviye ederdiler, yüzü kuyuyla yatırırdılar. Ve kânetil yehûd tekûl. Yahudiler de derdiler ki, men cebbâ, her kim kadını yüzü kuyuyla yatırır da ona mücamiat ederse, harece veledû ehvel, onun çocuğu şaşı olur derdiler. Felemmâ kadimel muhacirûn el medîne. Vaktaki muhacirler Medine'ye geldiler. Nekahû nisâ'el ansâr. Ensâr-ı kirâmın kadınlarıyla evlendiler. Fenekâhâ recülüm minel muhacirîn. Muhacirlerden bir adam aldı. El mer'ete minel ensâr. Kadınlardan bir kadını nikâhla aldı. Fecebbâ. O ne hâli mücâmiyette yüzü kuyulu yatırdı. Feebet. Kadın da itiraz etti. Kabul etmedi. Ve etet Ümmü Seleme'te. Ertesi gün o kadın geldi Hazreti Ümmü Seleme'ye. Fezekeret lehâ zâlik. Bu Hazreti Ümmü Seleme'ye haber verdi ki, benim kocam bana böyle yapmak istedi, ben de razı olmadım. Diyor, bunu söyledi ki Ümmü Seleme radıyallahu anh, pek mi bilmiyor ki, bildirsin. O vakit dedi, bekle Resulullah Efendimiz gelsin. Felemma dehala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vaktaki Peygamber Efendimiz geldi, içeri girdi, zekeret zâlike lehu Ümmü Seleme. Ümmü Seleme Hazreti Peygamber Efendimiz'e haber verdi ki, ya Resulallah, işte bu kadın gelmiş ve kocası da buna mücamet etmeyi için yüzü kuyulu yatırmış. Bu da kabul etmemiş. فَاسْتَحْيَةِ الْاَنْصَارِيَّةُ وَخَرِجَةِ. Fakat Hazreti Ümmü Seleme Peygamber Efendimiz'in meseleyi zikrettiği sıra bu ansardan olan kadın haya etti, dışarı çıktı. Dışarı çıktı, ondan sonra Ümmü Seleme meseleyi söyledikten sonra Resulullah Efendimiz'e, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz buyurdu ki, اُدْعِيهَا, اُدْعِي, çağır, ha o kadın, o kadını çağır bana dedi. فَدَعَتَا Ümmü Seleme radıyallahu anh'a da o kadına gel içeri. Resulullah Efendimiz'den bizzat eşit. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ buyurdu ki, نِسَاءُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَاتُوا حَتَّكُمْ مَنْ نَاشِيْتُمْ سِمَامًا وَاحِدًا. Şimdi, نِسَاءُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ, bu ayeti kerime. Nisaikum hersunleikum fetu hersikum ennaşikum. Bu ayetin peşinde Peygamber Efendimiz iki kelime daha buyuruyor. Ne buyuruyor? Simanen vahide. Kadınlarınız sizi tekenecek yerlerinizdir. Siz onlara tekerrüb edebilirsiniz ama bir simam olacak, bir mühelle olacak, iki mühelle.
Fakat ahberet Ümmü Seleme radıyallahu anh'a işte Ümmü Seleme haber verdi. Anha radıyallahu anh'a bi tevil hadil ayeti izâ. Bu ayeti kerimenin tevilini haber verdi. Ve bi tevkifin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem iyyâhu Peygamber Efendimiz'in de bunu tevkif etmesi bi kavlihi simânen vâhide. Bir simân. Bir yere. Evet. Fezalike delilün, işte bu delildir ki enne hükme zıddi zâlike simân. O simamın zıddının hükmü, onun zıddı ne olur? Yani kadına fi dübörehinde gelmek bir hilaf hükmü zâlike simam, o simamın hükmünü tılakını olur. Peygamber Efendimiz neyi mübah kıldı? Ön tarafı. Öyleyse arka tarafı mübah değildir. Ve levle zâlik, eğer arka taraf da mübah olsaydı lemâ kâne li kavlihi simâmen vâhiden mânen. Bu vakitte simâmen vâhiden kelimesinin manası olmaz. Kadın seninle gelecek tarlanda ne suretle ona gelirsen gel, fakat bir simam olacak, yani ferşinden olacak. İki taraftan da ona müsamet şahit olsaydı bunun manası olmazdı. Ve kadru yani İbn Abbas radıyallahu ta'ala burada Rasulullah ta'ala ve sallallahu aleyhi ve sellem ve yekşirnâna ilâ hâdır nâme bu nânaya razı olsun. Haddesenâ Rebi'ül Hizi'yü kâle haddesenâ Ebu Lesud kâle ahberâne bunu lehi'a عن يزيد بن أبي حبيب أن عامر بن يحيى المعافري حدثه أن حنس بن عبد الله الشيباني حدثه أنه سمع ابن عباس. حنس بن عبد الله بن عبد الله بن عباس شدت أن ناسا من حمير. حمير قبيلة سندن بير جماعة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبارة المزيك يبدلر. يَسْأَلُونَهُ عَنِ النِّسَاءِ Kadınlardan Resulullah Efendimiz'e sordular. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de inzal buyurdu. اِسْتَعِذُ بِاللّٰهِ نِسَاءُكُمْ حَرْتُمْ لَكُمْ فَاَتُوا حَرْتَكُمْ مَنْ نَسِيْتُمْ Bu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِتِهَا Sen ailene tekarrub et. Nukbileten ve müdbileten. Ailen yüzü sene doğru olduğu halde veyahut arkası sene doğru olduğu halde sen ona tekarrub et. İzâ kâne zâlike fil ferç. Cima ferçte olduğu vakitte. Yani cima ferçte oldu mu? Evet. Yüzü sene olmuş. Arkası sene olmuş. Sümme câetil âsâru mütevâtireten. Sonra haberler mütevatür olarak geldi. İlleh yani tiyâin nisâi fî edbârihinne. Kadınların arka taraftan bunları mücâmeet etmenin lehi hakkında. Şimdi buraya kadar ihtilafı beyan etti. Dedi, şimdi bir de nehi hakkında varid olan hadis-i şerifleri sıralıyor. Femin zâlik nehi hakkında gelen hadislerdendir. مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ اِبْنِ الْهَادِ عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ Cenab-ı Hak hakkı beyan etmekten utanmaz. لَا تَأْتُنْ نِسَا Siz kadınlara gelmeyiniz, onlara cima etmeyiniz فِي اَدْبَارِهِنَّ Dübürlerinden cima etmeyiniz. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عمر مولى عفرة بنت رباح أخت بلال حزة بلال همشيرسي عفرة hangi Bilal müezzini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin müezzini olan Hazreti Bilal'ın hemşiresi Afre'den rivayet ediyor. O da kimden? En Abdullah ibn Ali ibn Said. Hazreti Afre'nin kölesi Ömer esas rivayet o. Afre'nin kölesi Ömer diyor ki Abdullah ibn Ali ibn Said'den rivayet edildi. O da kimden? En Abdullah ibn Husayl. En Abdullah ibn Harami el-Khatmi. En Huzeyme ibn Sabit. Huzeyme ibn Sabit'ten. Ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamber Efendimiz buyurdu. Ne buyurdu? Fezekere mislehu. Yukarıdaki hadisin malını buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُ النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
bunu buyurdu. حدثنا روح قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثني محمد بن علي قال كنت مع محمد بن كعب القرزي. محمد بن علي diyor ki ben محمد بن كعب القرزي ile beraber idim. فسأله رجل bir adam ona sordu. فقال dedi ki يا أبا حمزة künyesi أبا حمزة imiş محمد مَا تَرَى فِي اِحْيَانِ النِّسَائِ فِي اَدْبَارِهِنَّ kadınların dübürlerinde mücameat hakkında sen ne görmüşsün, senin fikrin nedir? فَاَعَرَدَ اَوْسَكَتَ ondan yüzünü çevirdi yahut da diyor sükut etti, cevap vermedi. فَقَالَ dedi هَذَا شَيْخُ قُرَيْشِ şu Kureyş'in şeyhidir yani Kureyş'tendir ve ihtiyar adamdır. فَسَأَلَهُ ona sordu yani Abdullah ibn Ali ibn Said. Bunu kastedi ona sordu. فَقَالَ Abdullah ibn Ali ibn Said dedi ki اللَّهُمَّ قَذِرًا وَلَوْ كَانَ حَلَالًا Ya Rabbi bu bir pisliktir, helal olsa bile. Pisliktir dedi. Demek ki helal olduğuna gail de yalnız kötü bir iştir demek istedi. قَالَ حَرَمِي Harami dedi ki وَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ فِي ذَٰلِكَ شَيْءٍ bu hususta hiçbir hadis işitmemişti bu Abdullah ibn Ali ibn Said. قَالَ sonra dedi ki ثُمَّ أَخْبَرَنِي Abdullah ibn Ali Abdullah ibn Ali ibn Said bana haber verdi ki اَنَّهُ لَقِيَ أَمْرَ بْنَ أَبِي حُيْحَةَ بَنِ الْجَلَّاحِ Emr ibn Ebi Hüheyye mülakı olmuş فَسَأَلَهُ عَنْ ذَٰلِكَ bu meseleden sormuş. فَقَالَ dedi ki اَشْهَدُ ben şehadet ederim ki de semi'tu ben işittim kimi? Huzeymete bine sabit Huzeymete bine sabiti işittim ellezi ile Huzeyme ki ceala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kıldı şehadete Hazreti Huzeyme'nin şehadetini şehadete racülini iki adamın şehadeti yerine kıldı işte onu işittim öyle bir adam ki onun şehadeti iki adamın şehadeti yerine kaydı yapulu derdi ki اَتَا رَجُلٌ اَنَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ bir adam Resulullah Efendimiz'e geldi. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ dedi ki ya Resulullah اَتِمْ رَأَتِي مِنْ دُبُرِهَا ben aileme mücamet ediyorum. مِنْ دُبُرِهَا dedi. فِي دُبُرِهَا demedi. مِنْ دُبُرِهَا öyle dedi. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki naam, caizdir dedi. قَالَهَا مَرَّتِينَ اَوْسَلَاسِ o adam tekrar sordu. Resulullah Efendimiz tekrar cevap verdi. Naam diyor dedi. Tekrar sordu. İki yahut üç defa bu adam suali tekrar etti. Peygamber Efendimiz de naam dedi. فَقَالَ Ravi diyor ki سُنَّ فَاتِنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ وَسَلَّمْ Hazreti Kuzeyme diyor ki bu iki defa tekrar yahut üç defa tekrar olduktan sonra Resulullah Efendimiz adamın maksadını anladı. Fî dübüriha demiyor da min dübüriha diyor. Resulullah Efendimiz fetvayı min dübüriha diye fetva veriyor. Halbuki o adam maksadı fî dübüriha. Fakale Resulullah Efendimiz onun sualını o vakit anladı. Dedi ki fî eyyil hartateyni iki tarafın, iki deliğin hangisinden kadına geliyorsun. Evfe eyyil harezeteyni iki delikli boncuğun hangi tarafından geliyorsun? Önde mi arkada mı? Emma min dübüriha fi kubuliha ama arka tarafından evet fercine mücabeatte fena'an evet caizdir. Ve emma fi dübüriha yok. Arkadan kadının dübürüne mücameat fe innallaha teala Cenab-ı Hak Teala Hazretleri nehaküm sizi nehyetti en te'tün nisa'a fî edbârihinne kadınların dübürlerine mücamaat etmeden sizi nehyetti. Bu adam min dübürüha deyince Resulullah Efendimiz bu vakit anlamadı. Sonradan adam iki üç defa tekrar edince anladı ki ha, adam bunu kastediyor. Bu vakitte Resulullah Efendimiz izah buyurdular. Hazreti Huzeyme'nin Resulullah Efendimiz de verip de şahit yoktu. Kim beni şehadet eder? Dedi. Hazreti Hüseyin'e dedi ki, ya Resulallah ben şehadet ederim, sen parayı verebilirsin. Dedi ki, sen nerede yoktun, ben parayı verirken yoktun, ne biliyorsun? Dedi, ya Resulallah sen göğden, göğlerden haber veriyorsun, inanıyorsa, yerden haber veriyorsun, buna mı inanmıyorsun? Ya Resulallah,
Bu vakitte dedi ki, men şehide lehu Hüzeyme fahat. Her kimde Hüzeyme şehadet ederse kafidir ki şahit yerine fahit. İşte bu, bu ravi olan da bu Hüzeyme. Biz de mevcide olarak yine onun Kur'an-ı Kerim toplamasında bir hadis görürüz ki, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Kur'an'ı toplamayı emretti Rezil-i Sabit Hazreti Ömer. Bütün ashab-ı kiram'ı ilan etti ve bütünün elinde Kur'an kaydeti varsa getirtti, Kur'an'ı kendine getirdi. Herkes yazılı olacak, ezberinde olacak, iki tane de şahit getirecek ki bu elimdeki yazı Resulullah'ımızın huzurunda yazılmıştır, biz de ezberde okuyacak. Geniş parçalarında, ağaç yaprakları parçalarında, tahta parçalarında herkes bir süreyi yazdı. Herkes getirdiler. Getirdiğini hemen gösteriyor. Resulullah Efendimiz'in yanında yazılı olduğuna dair bir şahit gösteriyor. Bir de ezberden okuyor, kabul ediyorlar. Halbuki güzel şeyler. Tabi kiram etleri sahabi. Fakat ölürken, yani işi sağlama bağlıyorlar. Nihayet evvela yaravne ennevim yüksenûne fîkûl dâmin merretenen merretin bunun için bir ayet var ya da katkâetim. Bu iki ayetin kimsenin yanında çıkmadığını sağlıyor. Sezleri okuyorlar ama fakat yazılı ki yok. Hazreti Hüzeyme getirdi, dedi ki bende var. Ben Resulullah Efendimiz huzurunda bunu yazdım. Ve ezberi de biliyorum. Dediler iki şahit getirdi. Dedi şahitten bahsettim sana. İki şahit yerine kaim diyor. Birisi kendisi, birisi ki yani o vakitte dediler Resulullah Efendimiz ne dedi? Men şehide lehu Hüzeyme fakat her kim Hüzeyme şehadet ederse şahidedir. Bunun şehadeti ki şahit yerine kaimdir dedi. Onu da yazdılar. Haddesen Abdurrahman ibn Jarud kâles haddesen Sa'id ibn Utayr kâle haddeseni الليث بن سعد قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الأنصاري ثم الوائلي أن حرمي بن عبد الله الوائلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتي النساء في أدبارهن من هيكة خزيمة رواية جديد كان برث النبي قاتل نرى أكثر في جماعة الليل حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة بن الأيار قال أخبرنا حسين مولى محمد بن سهل بن ثاني عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن علي عن حرمي بن علي القطي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله كان بلف المنزل أيضا بهذه الشكل الواضحة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عبد الرحمن في ذكر بإسناد مختلف أين حديث الشريف بحكة بإسناد مختلف حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو زرع قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا حسان في ذكر بإسناد مختلف ربيع الجيزي لا بحكة بإسناد تبون رواية إليه حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال أخبرنا ابن لهيعة عن حسان مولى سهل بن عبد العزيز عن سعيد فذكر في إسناده له يعني başka bir senede bu hadis şerifi Rabi'u Cüzi rivayet edildi. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الحسيب بن ناصر قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتادة عمرو بن شعيب den rivayet ediyor. Evet, عمرو بن شعيب de babası Şuayb'den rivayet ediyor. Şuayb de kendi babasından rivayet ediyor ki yani Amr'ın dedesi oluyor. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor ki Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Hiye o el-lûtiyyetü sûra küçük lûtiyliktir. Yani kastediyor ve en-nisâi fî etbâhî kadınlara arkadan mücamiyat edilir. O da Lut kavminin yapmış olduğu amelin küçüğüdür. Haddesena Muhammed ibn Hüzeyme kâle haddesena Mu'adda ibn Esed kâle haddesena Abdülaziz ibn-i Muhtar an Şuhayb ibn-i Ebi Salih an el-Harif ibn Muqallad an Ebi Hureyret annen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyret'in rivayet edildi ki kâle la te'etin nisâ fî edbârihinne
Evet, kadınlara düzgünlerinde mücamaat ettiğiniz. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme, haddesena Mu'all ibn-i Esed, haddesena Abdülaziz ibn-i Muhtar, en Süreyli ibn-i Ebi Salih, en el-Haris ibn-i Muhallet, en Ebi Hureyret radıyallahu teala anhu, en el-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, la yanzuru Allahu azze ve cel, Cenab-ı Hak nazar etmez. İlâ rakibin bir adama ki, zâfıya el-mirâeten bir kadına bak, iki şeyi güriha gidiyor. Allah'ın affedir. Yani arkadan, kadını arkadan kullanan bir adam Allah-u Teala rahmetini sebebine kalır. Haddesena Rabi'un cinziyyü kâle ahverena vuzura, kâle ahverena hayvetul müsure, kâle ahverena yetiştik minhâd ve zekered misnâdîn cilâhîn. Hayra elmehu kâle imra'efetin. Bu ikinci rivayette imra'efetin demedi de imra'efetin. Yani yukarıki rivayette herhangi bir kadını, bu ikinci rivayette kendi ailesine. Kendi ailesi de arkadan muamele yaparsa Allah onu da rahmet eder. Haddesena Rahudun Faris, kâle haddesena Amrudun Faris, kâle haddesena Leys, Udun Haz, Anis-i Eyle, Tekekere, İsnad-i Nisbel, haddesena İbn-i Ebi Davud, kâle haddesena Abdullah İbn-i Yusuf, kâle haddesena İsmail İbn-i Ayyad, Anis-i Eyle, Anis-i İbn-i Muhammed, Anis-i Yüreyle, Anis-i Resulullah, sallallahu aleyhi sallam, kâle, men etâ haiden evim râ'ete fî bilgirihâ el-tâhine. Bir adam feyizli bir kadına mücamaat etse, yahut da kadına güzüründen mücamaat etse, yahut da bir kâhine gayetten haber veren bir adama gelse de sen doğru söylüyorsun dese, fakat kefere o adam kâsır oldu, neye? İmâ ordu şeyh enzalullah ve rahmetullah. Allah-u Teala Hazreti Muhammed'e inzal etmiş olduğu Kur'an'ı tesip etmiş oldu. Ona bunu inkar etmiş oldu. حدثنا فاتن قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حماد بن حكيم الأكرم عن أبي نميمة عن أبي تميمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائدا أي امرأة في دبرها كاهنا فقد كفر بما فيه إلى على محمد صلى الله عليه وسلم أن يقال كحديث شريفي بشكل بسبب حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق. جابر بن عبد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب حقا حياء اسمه لا تأتي النساء في محاشهن. Kadınların kasurat çıkan yerinden istimal etmeyi. Mihaj فازوره. حدثنا ربيع المازني قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن عمر مولى عمرو عفرة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا يحل إتيان النساء في خشوشهن في أدبارهن. يقال في حديث شريف أيضا معروف. وإذا ربيع المازني رواية اليوم حدثنا محمد بن عمر بن يونس قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحبر عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن فضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق جناب حق في بيان ذا الحياة إثنان لا تأتي النساء في أعجاز الناس قادم لرى عجيز لرندا مجامات الدين كانت تجيب لرندا. حدثنا أبو مية قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا جرير عن عاصم الأحبر قال حدثنا أبو مية قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحبر فذكر بإسناده مثله. أبو مية أبو حديث شريف بشكل لسان في كل يوم. Şimdi bu kadar أحاديث شريفة نهي حكمه. Birinci makale caizdir dedi. Bu ikinci makale sahipleri bunu men ettiler ve bu kadar da hadis ettiler ki hepsi neyi hakkında. Ve kad ihtecce ehlil makalesi yuza evdâd-ı kavlu. Caizdir diyenler kendi tavırlarına delik getirdiler. Ne ile? Bima haddesene ibn Ebi Davud kar, haddesene ibn Ebi Meryem, kâle ahberen ebni lehi'a, Muhammed ibn Yezid el-Muhadir, en Muhammed ibn Kâbil Kuresi. Muhammed ibn Kâbil Kuresi'nden rivayet ettiler ki emmehu kâne la yara dâsir. Muhammed ibn Kâbil Kuresi deyip görmüyor ki tabiindendir.
بِيْحْيَانِ النِّسَاءِ فِي اَدْبَارِهِمْ Kadınlara dübürlerinden şima etmede değiş görmezdi. Bunu delil getirdiler. وَيَحْتَتِ فِي ذَٰلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَ وَجَلِ Muhammed-i Mütabir Kuresi de kendi fetvasında şu ayet-i kerimeyi delil getirirdi. Tevzinde فَتَأْتُونَ الزُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَادِكُمْ وَالْاَنْتُمْ قَوْمٌ عَزِينَ Lut Aleyhisselam'ın kavmi bu kötü şöyle müptelaydılar. Onları Cenab-ı Hak buyurdu. Buyurdu ki اَتَأْتُونَ الزُّكْرَانَ سِيْءِ Erkeklere gelirsiniz مِنَ الْعَالَمِينَ Alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı işi siz yaparsınız. Erkeklerinden cuma yaparsınız. وَتَذَرُونَ terk edersiniz. مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبِّكُمْ Rabbinizin sizin için terk ettiği kadınları, orada kimden biliyoruz? Vâdikum kadınlarını kur, onları terk edersiniz. فَالْاَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ Belki sizler çocuğu tecavüz etmiş insanlarsınız. Evet, bu ne demek dedi? اَيْ مِنْ اَزْوَادِكُمْ مِتْلَارِ مِسْلَارِ Sizin kadınlarınızla düzgürü var. Siz gibi erkeklerin düzgüründen cima edemez eder. İşte kendi kadınlarınızın düzgürü var. Bunu terk edip de onu niye yapıyorsunuz? İmkünün teşkevul edersiniz, bunu arzu ederseniz. Bu ayetten bu meana çıkardığı için de bizim kâbir kurası. Kıyne lehum. Onlar bu delili getirdiler ama onlara cevabın denilir ki وَمَنْ يُوَافِقُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ عَلَى عَدِ الْكَعْبِ Muhammed ibn-i Kâbin bu Kâb'ın bu tevhidine kim gider, kim buna muvaffak eder? Yani onun böyle düşünmesi, böyle bir tevhid yapması doğru mu ki? Değil. فَقَالَ مُخَالِفُوهُ Ona muhalif olanlar bu ayet-i kerimenin tevhidinde dediler ki وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ Bunun manası مِمَّا قَدْ اُحِدَّ لَكُمْ مِنْ جِمَاهِنَّ فِي بُرُوجِهِنَّ Bu manası yani. Sizin ailelerinizin saçlarını Cenab-ı Hak size mübah kılmış. Onların saçını gidip de alkol, işaretiniz varsa kima etseniz, yani şimdi de haram olan erkeklerle rivata yapıyorsunuz. Ve hâzı tevhîl indenâ, işte bu ikinci tevhîl bizim indimizde. Evvel mine tevhîl evvel, evvelki tevhîlden daha güzeldir. Ne için? لِمُوَافَقَتِهِ لِمَا جَعْنَ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَا Peygamber Efendimiz'den zikrettiğimiz hadislere muvaffak geldiğinde bu kadar hadisler var ki evet, haram kıldı. İşte bu ikinci tevhid bu haram olan hadislere muvaffak geldi. وَلَيْنْ وَجَبَ اَنْ نُقَلِّدَ فِي هَذَا الْقَوْلِ Eğer bu kavimde bizim teklif etmemiz vacip olsaydı kimi teklif? Muhammed bin Kâb'in. Muhammed bin Kâb'in, Muhammed bin Kâb'in tevhidini alsak da onu teklif etsek bize vacip olsaydı فَاِنَّ تَقْلِيدَ سَعَيْدِ بِنْ مُسَيِّبَ اللّٰهِ سَعَيْدِ بِنْ مُسَيِّبَ اَسْلَامُ عَلَيْكُمْ Evet, aleyküm selam. Onun şeysini tevhid edip, tevhidini kabul ederdi. O daha güzel adam mesela. Şimdi burada diyor ki Muhammed bin Kâb'ın bir fetvası var. Fakat Sa'id bin Musayyab'ın da bir fetvası var. Muhammed bin Kâb bu ayeti kerimeden bu tevhidi çıkardı halal diye. Halbuki Sa'id bin Musayyab onun tersine bir tevhid aldı. Biz eğer teklif edecektik ki Sa'id bin Musayyab'ın tevhidini alırız, onu teklif ederiz. Muhammed bin Kâb'ın burası o seviyede değil. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأكثر ظن أنه أبو بكر أبو سلمة ديل أبو بكر ينهيان قلنا النهي ذلك أن تؤتى المرأة في بذورها أشد النهي قادمنا بذورهم من جماعة ليش شدتنا هي ذلك Ve keyfe vakat qâle bizâlike men huve ecelli minhuma Nasıl bunları nehyetmesin ki? Bunlardan daha ecel, daha celal sahibi olan bir kimse men etti. O da kim? Resulullah Efendimiz. Haddesene Ebu Bisr Zikriyü. Qâle haddesene Ebu Muaviyyete Darif. Enil Haccâd en Ebil Ka'ka'i Cirmi. En Abdillah ibn Mes'ud. Qâle mehâsun nisâi harâm. İşte bunlardan bunlar tabiinde.
Bunlardan daha büyük olan Abdullah ibn Abbas bile nehyetti. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بعد سعيد القطان قال حدثني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال كالذي شرب الشخص قم بذلك ياتم رأته في بيورها قال الدوثية الصغرى عبد الله بن عمرو بن رواته يلجب ذكي صغرى صيدة الله أعلم يحيى بن سعيد ويتكتع خلت من سورة يحيى بن سعيد ونسيدة بعد ذي نشمع يحيى بن سعيد ونسيدة وما في هذا الباب bu babda olan ehadisi şerife ki Enes'ad-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den gelen ehadisi şerife evet ve tabi'ihim Peygamber Efendimiz'in eshabından ve onlara tabi olanlardan gelen şeyler ise fî muvâfıkati hâzel nâna ilâhuna buraya kadar bu manada onlardan gelen fe'ekferu minen yüstaksa saymakla bitmez. O kadar çok ki ashab-ı kiramdan ve tabiinden haram olduğuna dair birçok fetvalar var. Sayılmayacak derecede. وَلَاكِنَّا حَذَفْنَا ذَٰلِكَ Lakin biz onları hasfettik. مِنْ كِتَابِنَا اَرْتِكَ Kitabımızdan hasfettik, yazmadık. لِكَثْرَتِهِ وَطُولِهِ Çok olduğundan, ne uzun olduğundan bu kadarıyla kifayet ettik. Bunları yazmadık. فَلَمَّا تَوَاتَرَتْ هَذِهِ الْاَثَارُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Vaktaki eserler, hadisler tevatür etti. Ne sebebiyle nehy-i an vakti mer'eti fi dubriha. Evet, kadın arka tarafta muamele yapmanın nehy-i hakkındaki eserler tevatür etti. Sümme ca'e an ashabihi an tabi'ihim. Sonra ashab-ı kiramdan ve tabi'inden de geldi. Ne geldi? Ma yuvâfıkullâri. Ona muvafık olanlar geldi. Yani Resulullah Efendimiz'in hadislerinden sonra ashab-ı kiramın fetvaları, tabiinden birçoklarının fetvaları da o şekilde geldi. وَتِبَ الْقَوْلُ بِهِ Sonunda gavul, hüküm, vacip oldu. Haramdır demek, vacip oldu. وَتَرْكِ مَا يُخَالِفُهُ Ona muhalif olan da terk etmek. Yani halaldır diyenlerin sözünde tek vacip oldu. وَهَذَا اِذَا İşte bu böylece قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَذِي يُنْسِفَ الْحُنَّةِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ İşte bu İmam'ın kavli de bu meselede budur. Yani haramdır. وَاللّٰهُ تَعَذَا عَلَمُ السَّوَابِ وَالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلُّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ